Bakın şu ufaklığı tam şu yaprakların altına gizlenmiş şekilde buldum. Bembeyaz bakın. Tam yerli. O muşmula da varmış ha burada. Vallahi cennete düştük abi, bak bak bak. Muşmulalara bak arkadaşlar. Kışın bunları işte toplayıp yiyeceksin. Şu muşmulaların güzelliğine bak. Şuna bak, bir sürü var dallarında. Meyveler işte bunlar, kış meyveleri arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar başlıktan anlamışsınızdır zaten. Bu videoda toplamış olduğum mantarları göstereceğim sizlere. Bu toplamış olduğum mantarların ismi Bolet diyen var, Porcini diyen var, Ayı mantarı diyen var. Bir sürü ismi var yani. Ama daha çok böyle İç Anadolu bölgelerinde Ayı mantarı diye kullanılıyor bu isim. Yani bu mantarın ismi. Şimdi sizlere mantarı göstereceğim. Eğer ki şu şekilde bayağı büyük bir mantar. Bu mantarları nasıl topladığımı merak edenler varsa da şey kısmından, Tabana Kuvvet kanalımızdan izleyebilirsiniz. Orada mantar toplarken falan video çektim. Şimdi sizlere mantarları göstereceğim. Bakın bu koca bir ayı mantarı arkadaşlar. Kara. Bunların cinsleri farklı zannedersem, bakın şu cins farklı. Bu kahverengi olanı, bu büyük olan kara. Ama ikisi de yenilebilir yani. Ama daha çok benim bildiğim tür bu. Bolet mantarı. Zaten bunları yemeden önce video paylaşırım. Eğer ki şu kara olan da ayı mantarı diyebiliyorum. Eğer ki zehirli falan diyenler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ama bolet olduğuna eminim. Sap kısmından bile belli yani. Ayı mantarı olduğuna eminim yani. Şu kesin eminim bundan yani. Bu çünkü internetten baktığın zaman bile fotoğraflarda falan belli bir şey. Bu yenilebilir tamamen. Şöyle bir, iki. Bir tane daha kara olandan buldum. Üç. Şöyle dört. Genç bir mantar. Çok güzel kara. Dört. Ondan sonra iki tane de ufak buldum şöyle. Şu bir. Şu da iki. Şundan tam emin değilim. Belki bunu şey yapmam ama. Bu da benziyor yani, belli. Porcini oldu. Bakın ikisi de aynı gibi. 6 tane mantar bulmuşum yani. Büyük olanlar şunlar zaten. Kara olanlar. Cinsi farklı olabilir. Eğer ki bulursam tekrardan nasıl bulduğum hakkında falan video çekeceğim. Bulurum muhtemelen. Geziyorum çünkü hiç durmadan. Şila ile birlikte. Şila'ya da öğretmeye çalışıyorum. Şila'yı koklatıp mantarın yerini anında bulması için Şila'ya öğretmeye çalışıyorum. Bunu normalde şey de yapıyorlar arkadaşlar. Türük mantarı oluyor. Türük mantarını köpeğe koklatıp köpek anında yerini gösteriyor size. Siz de kazıyorsunuz. Trüf mantarı çıkıyor. Çok değerli bir mantar. Bulması çok aşırı zor bir mantar. Kilosu 500 lira mı? 1000 lira mı? Öyle bir şey yani. Öyle bir fiyatlarda satılıyor. Bakalım. Şile'ye de öğretmeye çalışacağım. Bu mantar olayına ufaktan giriş yaptık. Bakalım nasıl olacak. Şimdi eğer ki bulursam tekrardan video açarım. Muhtemelen bulurum yani. Bunları bulduysam. Normalde çok mantar buldum da Tabana Kuvvet kanalımıza çektim. Aynı zamanda yaşlı mantarlar buldum çok. Yeşil oluyor. Yeşil olanlar yaşlı oluyor. Ve de kurtlu olanlardan buldum. Onları almıyorum tabii ki. Bırakıyorum olduğu yerde. Sadece şu şekilde beyaz genç mantarlardan alıyorum. Çünkü bu mantarlar yenilebilir. Ya ben de nereden söylüyorum bunları? Köydeki yaşlılardan öğrendiğim kadarıyla yani. Daha önceki tecrübelerime dayanarak söyleyebiliyorum. Çünkü bu bana öğrettikleri şekilde bu. Beyaz olanlar genç. İçi yani beyaz olanlar. Ve de kurtlu falan olmayacak. Yani boşluklar olmayacak mantarda. Dümdüz bir şekilde şu şekilde olacak mantar. Yani şu şekilde de olabilir ama o boşluklu kısımlarını keseceksin, ayıracaksın. Diğer yerlerine, yani kurtlu kısımlarını yemeyeceksin. Diğer yerlerini yediğin zaman bir sıkıntı olmazmış. Yani yaşlı teyzelerimiz, yaşlı dedelerimiz bunlar tecrübe edilmiş, yıllarca toplamışlar mantar. Biliyorlar yani. Onlardan öğrendiğim kadarıyla ben de sizlere göstermeye çalışacağım. Hadi videoya devam edelim. Bakalım mantar bulabilecek miyiz? Kuş burnu mu şu? Bir dakika ya. Bakın. Kuş burnu da buldum zannedersem. Bir bakayım tadına. Kuş burnu veya farklı bir ismi vardı. Unuttum tam. Şimdi tadına baktım. Anlarız kuş burnu olup olmaz mı? Ama bu ağaç ya. Kuş burnu olamaz bu. Çünkü çok yüksek. Yok, kuş burnu değil, bu başka bir şey. Oo, muşmula da varmış ha burada. Vallahi cennete düştük abi, bak bak bak. Muşmulalara bak arkadaşlar. Kışın bunları işte toplayıp yiyeceksin.
Şu muşmuların güzelliğine bak. Şuna bak, bir sürü var dallarında. Meyveler işte bunlar, kış meyveleri arkadaşlar. Güzel ya, böyle doğada gezdim diye hoşuma gidiyor. Farklı farklı şeyler karşıma çıkıyor. Mantarlar bir de arkadaşlar, şu pembe, yok pembe değil, mor şeyler var ya, onların içlerinde de çok olabiliyor. Dikkatlice bakmak gerekiyor. Çünkü mantar kendini çok iyi kamufle ediyor, gizliyor. Yapraklar var ya, şu yapraklar. Tam şu yaprakların altında aynı renkte olduğu için kamufle oluyor. Gizliyor. Bak mesela şurada şu kara mantar mesela şundan arasına giriyor şöyle. Şu yapraklarda kapatıyor. Böyle bekliyor altında. Görmeniz lazım onu. Ayağınızla basabiliyorsunuz bazen. Ayağını bastığın zaman çıt diye bir ses geldi mi aynı bombaya basar gibi şey olması gerekiyor. Bir de en önemli konulardan bir tanesi, yoldan uzak olacaksınız arkadaşlar. Gidebildiğiniz kadar gideceksiniz. Çünkü yolun kenarlarında insanlar çok topluyorlar, kalmıyor. Uzağa gidebildiğiniz kadar giderseniz daha çok mantar bulabilirsiniz. Ben öyle yaptım çünkü uzaktan buldum bunları. Hadi görüşürüz. Bakın bu da yaban armutu veya elması arkadaşlar. Mantar avında devam. Bulamıyoruz. Aha bulduk bir tane vallahi. Şansa bal. Hadi beyaz olsun. Şila dur. Bak. Senin bulman lazım bunları Şila. Beyaz. İşte budur. Burada varsa vardır başka da. Şila, aferin sana. Sen buldun bunu, tamam mı? Sen mi buldun? Beyaz hem de, bak gördün mü? Tamam, güzel. Buraya bakalım bir etrafa. Araştıralım. Aferin benim kızıma. Evet arkadaşlar, aramaya devam. Şu ana kadar bu kadar buldum. Ansızın bir anda karşısına çıkabiliyor ya. Aynı balık tutmak gibi. Şans işi. Bıçak da benim de. Şila da burada. Arkadaşlar yolları karıştırdım galiba. Kayboldum ya. Şila. Yol ne taraftan, göster bakayım. Kaç tane yol çıkıyor. Şu tarafa doğru gideceğiz de muhtemelen. Gene yanlışsın. Yürüyorum sabahtan beri, bir o tarafa bir bu tarafa, labirent gibi. Baksana da şu ormanın içine. Dön dön aynı her taraf. Şila. Nereden gideceğiz kızım? Sen bilirsin. Her tarafa tuvaletini yaptım. Kokuyu ala ala götür bizi. Olur mu kızım? Neyse arkadaşlar. Bulacağız bir şekilde. Arkadaşlar Şila sayesinde yolu buldum. Şila bizi göl kenarına getirdi. Hatırladı herhalde. Aslan kızım benim. Şila koş. Aslan kızım benim. Gidiyor. Beni takip et diyor. Bakın aşağıda. Şimdi oradan dümdüz çıktık mı sol tarafa doğru çıkarız. Böyle de arkadaşlar tuzak kurmaya çalışacağım. Beşlik pet şişeyle. Akşamdan atıp sabah toplayacağım. Gel şuradan geçelim Şila. Şu taraftan geçelim. Çamura girmeyelim. O kadar yürüdük ki yanmış hayvan sıcak. Yürümekten, susuzluktan. Ganimetimiz bunlar. Yandın mı kızım? Daha da içiyor. Az dolduruyorum ki. Kirlendikçe döküyorum, tekrar dolduruyorum. Toz toprak çok kalkıyor. Yoruldum ya. Arkadaşlar Şila öldü yorgunluktan. Yatıyor şimdi burada. İlk defa bu kadar uzun yürüdü. Ondan dolayı yoruldu bayağı. Akşama kadar uyur muhtemelen. Yarı sabaha kadar da uyursun değil mi kızım? Ne kızım?
Tamam. Seviyorum, hadi seviyorum. Ama işim var şimdi, bulaşıkları yıkayacağım, ondan sonra mantar pişirmem lazım. Evet arkadaşlar, şimdi mantarlarımızı pişirme aşamasına geçtik. Soğanları doğradım, şöyle kavuruyorum soğanları. Mantarımız da şöyle arkadaşlar bir tabaklık çıktı. Soğanlar kavrulsun, mantarı ilave edeceğim üzerine. Bakın şunlar da bayağı da bir çöp çıktı. Yani şey olarak kurtlu, içi geçmiş falan. Bunları ayırdım. Atılacak bunlar. Bakın kötü olmuş. Normalde yenir ama gerek duymadım ben. Temizlediğim kısımlarını yiyeceğim sadece. Diğer kısımlarını atacağım. Normalde oraları da yenir. Ama gerek yok. Bir tabak. Ağızla yetinmemiz lazım. Çok fazla bulamadık ama idare eder. Bir yemeklik çıktı. Zaten bunu hemen tüketmek lazım. Buzdolabı olmanın için. Buzdolabında saklanabilir ama neydi bir söz vardı. Azat tamah eden çoğu bulamaz diye. Soğan biraz daha kavrulsun. Şey ekleyeceğim. Mantarı ekleyeceğim. Zaten mantar da pişecek ya. Yeter bu kadar soğanın kavrulduğunu. Mantarla beraber de pişer. Evet. Şöyle mantarlarımız pişiyor arkadaşlar. Oo, bir tava çıktı. Bakalım nasıl olacak. Bayağı güzel, şöyle göstereyim. Et ya, bildiğin et. Et. Et gibi. Şöyle bakın. Şimdi o suyunu bırakmaya başlayacak birazdan. Bu pişsin böyle. Sapını mapını neyi varsa koydum arkadaşlar. Sapını, mantarın kendisini. Hepsini ilave ettim içine. Sadece o kötü yerlerini ayırdım işte. Yeşilli bir şey vardı. Yeşilli kısımları vardı. Onları da koydum biraz ama inşallah bir şey olmaz. Şimdi bırakacağım biraz. Bir pişsin bakalım ne olacak. Şöyle pişiyor. Yemek yerken görüşürüz. Bakalım nasıl olmuş. Güzel mi kötü mü? Yemek yerken söylerim size. Biraz daha yağ ilave edeceğim. Yağ kendini çekti çünkü. Yakmayalım mantarı. Bir tane de yumurta ekleyebilirim belki. Evet arkadaşlar, mantarımız hazır. İçine iki tane de yumurta kırdım. Bakalım şimdi nasıl olmuş tadı falan. Pul biber attım. Çeşitli baharatlar falan attım içine. Et ya, bildiğin et. Uzun zaman sonra et yiyeceğiz. Mantar eti. Mükemmel arkadaşlar. Bir de zehirleniyormuşuz. Zehirlenirsem hakkınızı helal edin arkadaşlar. Şile coştu gene, dışarıda bir şeyler var. Ne oldu kızım? Ne oldu? Köpek mi geldi? Tamam gel, bir şey yok, bir şey yok. Şş, tamam hayır. Şile hayır, tamam gel. Gidiyorum, mantarın kokusuna gelmiştir. Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tabana Kuvvet kanalımızdan mantar toplama falan hepsinin videosunu izleyebilirsiniz. Bayağı 50 dakikayı geçik, uzun bir video oldu yani. Hadi görüşürüz.